Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 8 gün sonra ilk defa güne güzel başladım. Dile kolay. Yani 8 gündür bitmeyen bir öksürük krizi, yeni uyandım. Allah'ım çok şükür bugün güzel uyandım. Yani en azından gecem güzel geçti. Bir kere sadece sabaha karşı öksürük krizim tuttu. Onun dışında nefesim de daha rahatlaştı. Çok şükür sana ya Rabbim, güzel uyandım bugün. Güzel, evet, harika. Yani insan hasta olunca vücuden çok düşüyorsun ve ruhen de çok kötü hissediyorsun kendini. Ben böyle bir ağlamaklı, bir böyle bir alıngan, böyle bir gergin, böyle bir mutsuz. Ay Allah'ım dedim, ne oluyor ya? Sanki böyle şey, hamile kalmışım da hormonlarım değişmiş gibi yani. Hani böyle insan ekstra bir duygusu oluyor böyle dönemlerde. Neyse, çok şükür geçiyor, çok şükür. Uyandım, kahvaltımı yapacağım, dışarı falan çıkacağım. Yani sonunda 10 gün sonra. Bugün gün boyu beraberiz. Arkadaşlar şimdi kendime çay demleyeceğim, kahvaltı yapacağım birazdan. Bir anda şunu göstereceğim, kahvaltıdan önce bir bardak bundan içeceğim. Bundan içmek isteyeceğim kahve yerine. Bunu tercih ettim bu sabah. Şu çay çok güzel, toz bu. İçindeki de bir tatlı kaşığı koyuyorsun ve ya da çay kaşığı eriyor. Geçen de göstermişim. Onun bizde kuş burnu falan olanı da var. Ben memnunum yani. Bundan görürseniz alın. Şimdi bir kayısı çay içeyim. Ondan sonra bir kahvaltı yapacağım. Acıktım çünkü. Dün en son 5'te mi ne yemiştim? Mis gibi. Çok güzel oluyor. Şu çayı da demleyelim ya. Tamam. Çayım demlenirken ben de kayısı çayımı içeyim. Arkadaşlar ben şimdi Eat Fort'a geldim. Melik de Esile buradaydı. Kahvaltı yapmışlardı. Ben de onlara katıldım. Bir kahvaltı yapacağım. Bir haftadır evden çıkmadım. İyi geldi bence. İyi oldu yani çıkmam. Şimdi bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra hemen ilaçlarımı içmem lazım. Bir bakayım ne söyleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Kahvaltım geldi. Birazcık gecikti pazar günü olduğundan dolayı ama sorun değil. Hemen kahvaltımı yapıp ilaçlarımı içeceğim. Arkadaşlar şimdi benim kahvaltım bitti. Biraz daha halsiz düştüm. Hastalık daha yakın bırakmadı çünkü. Böyle bir an iyi oluyorum. Bir an bakıyorsunuz böyle pat bütün enerjim bitiyor. Esra ve Melik'ten ayrıldım. Eve doğru gidiyorum. Biraz evi toparlayacağım. Ondan sonra biraz uzanıp dinlenmeyi düşünüyorum. Çünkü çok yorgun düştüm şu anda. Eve doğru yürüyorum. Arkadaşlar başka bir günden videoma devam ediyorum. Son videoyu çekerken sonrasında 2-3 gün çok rahatsızdım. Yine bir tavan yaptı yani rahatsızlığım. Şimdi bugün çok daha iyiyim artık. Bugün hastalığımın 9 ya da 10. günü. Tabii ki de tamamen iyileşmedim. Hala nefes problemleri yaşıyorum. Ama geçecek. Şimdi pazara geldim. Kayınvalidem ve Nuray'la buluşacağız. Onlar buralarda yeni olduğu için ben birazcık onlara eşlik edeceğim. Bir pazar turu yapacağız. Bir şeyler alacaklar. Ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Bakacağız. Gün devam edecek. Beraberiz. Ya böyle bir şey mi istiyordu gece yatmalık? Anne. Arkadaşlar şimdi giyim katını gezdik. Pijama altı falan aldık. Böyle bir iki bir şey aldık. Çorap morap falan derken. Şimdi sebze bölümüne geldik. Sebze meyve. Kayınvalidemler buradan alışveriş yapacaklar. Güzel oluyor pazardan zaten. Ama ben bir şey almayı düşünmüyorum. Çünkü ne zaman ne yapacağım pek belli olmuyor. Ziyan oluyor, bozuluyor falan filan. Öyle. Belki muz alabilirim. Muz evde sıkça tüketilen bir şey. Muz, mandalina alabilirim. Bu taraftan başlayalım. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Esire'yi okuldan erken aldım bugün biraz. Eve geçtik. Şimdi bize bir şeyler hazırlıyor. Pazar işini hallettim, bitirdim, geldim. Göstereyim hemen. İkimiz için bir şey hazırlıyor.
Arkadaşlar şimdi böyle Esrecim çok güzel ekmek dilimleriyle böyle güzel şeyler yapıyor. Ekmeği koydum. Mozzarella peynir koydum. Kendine domates koyacak. Ben domates istemiyorum. Bana dokunuyor. Böyle birer dilim bundan yiyeceğiz. Ondan sonra yemeğe, çünkü kayınvalideme davetliyiz. Balık yapacağız bu akşam. Hep beraber balık yiyeceğiz. Benim yavru kuşum şimdi böyle bir hazırlık içinde. Bunları da fırına atacağız. Ondan sonra omlet yapacağız. Güzel sağlıklı bir öğün hazırlıyor bizim için. Bu kadar yeter mi zaten? Yeter aşkım. Yeter bebeğim, eline koluna sağlık. Öyle yani, şu anda dediğim gibi evdeyim. Bunu atıştıracağız. Sonra da kayınvalideme gideceğiz. Orada balık partisi var. Arkadaşlar ben şimdi kayınvalideme kahvaltıya gidiyordum ki yolda ne gördüm biliyor musun? Abi, deve. Azıcık gitsene. Ne ala? Ya gider misin Cihan'cığım? Git bağlı çekeceğim. Değil. Ya bir dakika, çekmedim. Çekmedim. Ya onu oraya başıboş bırakmazlar. Deli misin sen? Tamam haydi. Çorlu'da devenin ne işi var? Şoktayım şu anda ve apartmanın önünde. Arabanın önünde duruyor, park edilmiş. Köpek gibi bağlanmış yani. Bir dakika hemen göstereceğim. Deve. Ne alaka deve? Hayır, bu buraya nasıl gelmiş ya? Bağlı değil lan. Cihan'cığım bağlı olmasa olur mu? Ne alaka? Neyse deveyi de gör. Bak ay, bu var ya, nasıl bir işaret biliyor musun sen? Adama bak nasıl oha bakıyor. Tamam, ben işaretimi aldım evrenden ve gidiyorum şimdi kahvaltıya. Vallahi. Arkadaşlar kahvaltıya geldik ve çok acıktım. Kahvaltımız hazır. Nuray'cığım ve kayınvalideciğim yine döktürmüşler. Ay minnoş, ne kadar güzel bunlar. Esin'e görünce çok üzülecek. Yapacak bir şey yok. Menemenimiz var burada. Hafta içi bir gün tekrar yapalım ama. Ay mis, harika görünüyor. Simitlerimiz var ve hemen kahvaltı başlasın. Arkadaşlar şimdi Esin'e kahvaltı bitti. Çok güzel bir kahvaltıydı. Çok böyle bayıla bayıla yedim yani. Çok hoşuma gitti. Zaten böyle hazır kahvaltıya bir yere gitmeye ben bayılıyorum. Sonra oradan çıktık. Esin'e'yi okuldan aldık. Esin'cim yanımda. Öğle molası. Şimdi Esila güzel bir şey sipariş etti kendine. Öğle yemeği yiyecek. Ondan sonra da ben eve gideceğim. Göstereceğim yemeği gelince. Esilacığımın yemeği geldi. Asay. Müthiş görünüyor. Asay. Asay değil. Asay bol. Asay bol. Çok güzel görünüyor. Ben de sade bitiyorum. Akşam yemeği için ailecek dışarıya çıktık. Yani Nuray, ben, Eko, Cihan ve Esila. Yemekten sonra tekrar kayınvalideme geçtik. Bir araya geldiğimiz zaman kayınpederim, Ali abi, Nuray ve benim en sevdiğimiz aktivite okey oynamak. Okey oynadık. Arkadaşlar başka bir günden videoma devam ediyorum. Hala iyileşemedim. Hala 15 gün oldu. Gerçekten artık çok yoruldum. Yani öksürmekten, geceleri uyuyamamaktan, sesimin çıkmamasından... Yani müthiş rahatsızlık duyuyorum ve bir türlü iyileşemiyorum. En son dün gece işte kayınvalideye gitmiştik. Yani bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm, anladın mı? Böyle saçma sapan bir durum. Okey falan oynadık, yemek falan yedik orada. Sonra işte geldim, yattım, dinlendim, uyudum gece. Bu sabah da uyandım. Doktora gittim tekrar. Hani dedim ben iyileştim ama %50. Hani daha çok iyi hissetmiyorum kendimi. İlaçlarıma devam etmemi söyledi. Asist ekledi. Asist kullanacağım öksürük için. Şöyle bir antibiyotiğim var. Buna devam edeceğim. Şöyle bir ilacım var. Buna da devam dedi. İlaçlar, ilaçlar, ilaçlar. Şundan içeceğim. Nurofen var. Yani burası var ya böyle. Her sabah bu ilaçları alıyorum ve 15 gün oldu. Dediğim gibi umarım bir hafta içinde artık düzelirim. Çünkü artık çok yoruldum. Şimdi biraz uzanmıştım. Uyandım. Orion'a gideceğim. Şampuan almam lazım. Şampuan bitti. Kaç gündür gidemedim bir türlü. Bana da biraz değişiklik olur dışarı çıkmak. Çünkü artık bunalıyorum yani. Anladın mı? Sürekli yatmaktan. Orada da Nuray'la buluşacağım. Biraz gratis'ten alışveriş yapacağız. Şimdi hazırlanalım. Çıkalım. Arkadaşlar şimdi Nuray'la buluştuk Orion'da. Şeye gidiyoruz. Bir kahve içtik beraber. Şimdi gratis'e ineceğiz. Oradan eksiklerimizi alacağız. Bakalım nasıl indirimler varmış. Ben bunlardan kullanıyorum. 88'e düşmüş. Aa, o çok iyi Nuray'cığım. O benimki o değil ama. Ne? Şu benimki.
Şunun fresh olanı ama bu da iyi. Ese de şunu kullanıyor. Şunlardan kullanıyor ama gayet memnun. Hı. Şu morfos turuncudan atar mısın bir tane Nuraycığım? O bizim hemen çok sık kullandığımız bir şey. Madem fiyat çok düşmüş. Güzel. Alalım. Bayağı indirimde. Aldıklarımı göstereceğim zaten evde de. Bunlar neymiş? Bizim şampuandan asıl var mı? Ama burada yok diye biliyorum ben ama ona yana bakacağız. Çok güzel bir şeydi ya. Evet evet. Tamam, birlikte alırız. 5 liraya düşmüş bu saç maskeleri. Şunlar da 31'e düşmüş. Şey yani işte keratin, meratin, krem gibi düşün. Nemlendirmek için kuruyan saçı. Evet, onlardan ben yapıyorum. Şunlardan alacağız birkaç tane. Fırçaların hepsi neredeyse yarı yarıya düşmüş. Neredeyse değil, yarı yarıya düşmüş. Çok iyi ama tabii bizde çok fırça olduğu için fırça içine girmeyeceğim. Öyle geçin. Yok, sorun yok. Her şey yarı fiyatının altında neredeyse. Hangisi bebeğim? Buldun mu? Dur, Nuray araştırma peşinde. Evet, o ne yağı? Portakal yağı mı? Kayısı yağı mı? Ne? Yok, kabak çekirdeği yağı. He. Bu saçı güçlendirmeye, dökülme karşıtı. Bu da yağ işte şeye bakım damla, yapacağız. Bakım yapacağız. Tamam, bu? Şu da günlük böyle saç diplerini sprey. Parlaklık ve yoğunluk. Arkadaki o kasa arkasındakinden almayacağız mı? Bunlar var mı onun içinde? Yok. Yok. Bunlar daha mı iyi? Bu günlük sprey şu da. Tamam. Şu da. Ha, o tamam zaten. Yıpranmış canser onarıcı bakın. Onu zaten kolay hep söylüyorlar. İkisinden de mi kullanacağız peki? Nasıl kullanacağız? Canım. Kızdan izledim ya, o yüzden. Nasıl kullanacağız? Gösteriyor şuradan. Şimdi Gratis'ten çıktık, Watson's'a girdik. Watson's'tan alacağımız birkaç bir şey var. Onu, buraya da bir göz gezdireyim. Burada da indirimler var çünkü. Saç bölümü burası Nuray'cığım. Şampuan buralarda bir yerde de benim dediğim. Şimdi onu bulacağız. Revox var ama şu. 354'e düşün. Bütün bu ampulleri kırıyorsun şampuan çevreyi. O şekilde kullanıyorsun. Tamam. Ben de alacağım şimdi. Sana da aldım. Ha, okey, tamam. İyi yaptın. Tamam. İşte aradığımız şeyi bulduk. Şimdi biraz gezelim burayı, ondan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar, ben dışarıdan geldim şimdi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hiç iyi hissetmiyorum. Şunları göstereyim size. Oradan doktora gideceğiz. Acile bir serum, bir şey taktıracağım. Gücüm sıfır. Sıfır. Sıfırın altında. Nuray şimdi bir evi toparladı. Yani evi süpürüyor. Ben de olan bütün enerjimi bu alışveriş sırasında bitirdim. Yani dışarı çıkarım, biraz iyi gelir hani diye düşündüm ama daha beter oldum. Revox'un şampuanı, bu ampulleri içine kırıyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Güzel, tavsiye ederim. Lif aldım, saç spreyi aldım, diş macunu, ondan sonra su geçirmez yara bantları, Emily'nin siyah göz kalemini aldım, zaten bundan kullanıyorum ve Emily 101 tavsiye ediyorum. Harika bir siyah kalem, bulaşmıyor falan filan. Çok da kalıcı, çok da siyahlı, çok güzel. Ondan sonra bu şekilde böyle saç maskeleri aldım. Bir de bir iki tane sivit aldım, onları da göstereyim. Defacto'dan böyle bir sivit aldım. Güzel, rahat, rengini falan da sevdim. Ondan sonra böyle bir Little Big'ten kırmızı sivit aldım. Bir de siyah. Bir de siyah şöyle bir sivit aldım. İşte bu kadardı. Şimdi ben hastaneye gidiyorum. Arkadaşlar, videoma havlumla veda etmek istiyorum. Dün en son video dünde kalmıştı. Hastaneye gidecektim. Gitmedim. Nuray bendeydi biliyorsunuz. İlaçlarımı içtim. Birkaç saat yat dinlen dedi. Hani belki daha iyi hisseder. Çünkü hastanelik bir şeyim yok. Zaten gittim kaç kere.
doktor ilaç verdi, bunları kullanacaksın dedi. Hani seruma gitmek çok geçici bir çözüm. Anlık böyle güç, enerji gelsin diye vücuda. Neyse yattım 2 saat, kendime geldim, daha iyi hissettim. Seruma gitmedik. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.